Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz ya da ilk defa geldiniz bilmiyorum. Sonunda enerjimi topladım. Çok uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum ama çok üşeniyordum. Sonra bugün yapacak hiçbir şeyim olmadığına karar verdim. Sonra dedim ki ben bu videoyu artık çekeyim. Bu bir soru cevap videosu. Bayağı bir soru gelmişti. Şimdi onları bir cevaplamak istiyorum. Çünkü sürekli DM'den, özelden falan soru geliyordu. Bayağıdır da video çekmiyorum. Ay dedim çekeyim. Eğer hala da abone olmadıysanız, ilk defa geldiyseniz ve videoyu beğenmeyi sonradan unutacaksanız şimdiden beğenin. Garanti olsun. Bu arada 1000 abone olmuşuz. Hala 1000 aboneyiz mi? Hala 1000 abone miyiz mi? Nasıl söyleniyor ya? Hala 1000 abone miyiz bilmiyorum. Belki çıkanlar olmuştur. Ama en son baktığımda 1000 aboneydik. Hatta şöyle bir fotoğrafını koydum. Umarım 1000'i geçeriz. Böyle 1500, 2000, 2500, 3000. Umarım geçeriz, ilerleriz. Ben bu kanalı büyütmek istiyorum. Bu arada bu bir soru cevap videosu evet ama sadece Kanada ile alakalı değil. Ama genel olarak Kanada sorusu sormuşsunuz. Ben kendi kişisel olarak sorduğunuz soruları da burada cevaplayacağım. Merak edenler varmış. Tamam, şimdi sorularımıza başlayalım. Biri şey sormuş. Biri demiş ki hayatında hiç zorbalığa maruz kaldın mı? Kaldıysan nasıl üstesinden geldin? Arkadaşlar ben bir eziktim. Yani ben... çok kötü durumdaydım. Ama iyi ki zorbalığa uğramışım. Çünkü o dönem beni birazcık daha düzgün düşünmeye, insan ilişkileriyle nasıl başa çıkmam gerektiğini falan gösterdi bana. Ve ben de çok küçüktüm ya. 6. sınıftaydım. Sınıf değiştirmiştim. Sınıf değiştirince de tabii o sınıfta zaten arkadaş grupları vardı vesaire. Birkaç kişi de beni sevmiyordu. Hakkımda dedikodular yaymışlardı falan. 6. sınıf aklıyla da herkes onlara uymuştu. Ben bayağı bir zorbalığa uğruyordum. Kötüydü yani. Nasıl üstesinden geldim? Üstesinden gelmedim. Hep içime attım. Ne dendiyse, ne yapıldıysa, ne bileyim, karşılık vermedim. Korkuyordum yani. Çünkü şöyle, sınıf 21 kişi ise 20 kişiye karşı bendim. Yani herkes bana karşıydı. Bir tane arkadaşım yoktu. Farklı sınıflardan birkaç arkadaşım vardı ama yani birkaç arkadaşım var. Bir iki kişi falan vardı. Onun için o dönem hiçbir şey yapmadım ben ya. Kendi kendine geçti. Ve ben bu sorunun cevabını bilmiyorum nasıl başa çıkabilirsiniz. Sanırım bence şöyle. Siz olayı büyüttükçe, onlara tepki verdikçe onlar daha çok üstünüze çıkıyor. Bu soruyu geçtim. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç güzel zamanlar değildi çünkü. Ve kendime çok kızıyorum hiçbir şey yapmadığım için. Geçtim. Önerebileceğim bilim kurgu kitabı. Ve en son bilim kurgu kitabını galiba 12 yaşımda falan okudum. Ben bilim kurgu çok sevmem. Film olarak da pek sevmem. Yani maksimum... Neydi? Interstellar. Öyle bir film vardı. Onu beğenmiştim. Küçükken Spiderwick güncellerini okuyordum. Bence o bilim kurguya girer. Çok güzel kitaplardı bu arada. Ama tabii küçükler için yani. 11-12 yaş için. Şu anki en büyük hedefin. Şu anki en büyük hedefim. Üniversiteden kabul aldım. İstediğim üniversiteden. Otelcilik okulu. En büyük hedefim sanırım oradaki derslerimi iyi, güzel verebilmek. Hayat nasıl paşam? Hayat güzel. Kanada'ya geleli 7 ay oldu. Bir ay kaldı dönmeme. 7 ay boyunca çok güzeldi her şey. Burayı sevdim ettim ama şu an yavaştan bir sıkılmaya başladım. Çünkü artık hayat çok monotonlaştı. Hani ben farklı farklı arkadaşlar yaptım. Hatta bazılarını hayatımdan çıkardım falan. Ama ona rağmen Kanada sıkıyor ya. Yani çok yapacak bir şey yok. Maksimum hani yiyecek içecek bir şeyler alırsın. Birinin evine gidersin, orada takılırsın. Dışarıda yapılacak pek bir şey yok. Abi bir ülkede Starbucks, normal kahveciler 6-7 gibi kapanır mı ya? Hadi Starbucks'lar hafta içleri galiba saat 10'a 11'e kadar açık oluyor ama hepsi değil. Yani çoğu 6-7 gibi kapanıyor kahvecilerin ve bu çok kötü bir şey. Ben İstanbul'dayken Bağdat Caddesi'ne çıkarım. Hani o caddede biz 3-4 saat geçirebiliriz değil mi? Hani oraya oturursun, orada alışverişini yaparsın, başka bir mekana oturursun, orada burada. Aa, burada hiçbir şey yapamıyorsun. Çok sıkıcı ya, çok sıkıcı yani. Ama hayatım genel olarak güzel. Kırında gidiyor, nazar değmesin. Üniversiteyi Kanada'da mı okumayı düşünüyorsun? Allah korusun. Üniversiteyi Kanada'da falan okumak istemiyorum. Abi Kanada kime göre bir yer biliyor musun? Böyle eğer küçük bir yerde yaşıyorsanız mesela Mersin, ne bileyim Ankara'nın saçma bir ilinde, bilmiyorum İstanbul Avcılar'da yaşayan bir insansanız o zaman Kanada size güzel gözükebilir. Geldiğinizde aha çok güzel yer bilmem ne falan diyebilirsiniz ama ben İstanbul'un en işlek yerinden geliyorum. Kanada sekmiş arkadaşlar. Hani... Tamam, yaşam kalitesi çok daha yüksek. Para kazanmasıydı, insan hakları falan tabii ki daha çok korunuyor. Ama ben üniversite hayatımı burada geçirmek hiç istemezdim. Çünkü sıkıcı, eğlence yok yani. Maksimum hani klaba bilmem neye gidersin ama sürekli klaba mı gideceksin eğlenmek için yani? Kanada eğitim sisteminin avantajları bak. Bu çok güzel bir soru. Ama ben Kanada'nın full eğitim sistemini bilmiyorum.
Bizim okul devlet okulu ve özel okullardan biraz daha farklı işliyor. Okulun ismini versem mi diye düşünüyorum şu an. Okulumun ismi Bremer College. College yazıyor ama aslında high school, lise. Ve önermiyorum arkadaşlar ve çok iyi kendilerini pazarlamışlar. Yani çoğu Türkiye'deki ajans bu okula göndermeye çalışıyor öğrenciler ama siz gelmeyin buraya. Yani çok çok kötü bir okul değil ama sistemi bence iyi değil. Ders 1 saat 15 dakika sürüyor ya da 1,5 saat sürüyor. Bir dönem boyunca sadece 2 ders alıyorsunuz. Mesela matematik ve İngilizce. Matematik ve İngilizceyi o bir dönemde bitiriyorsunuz. Her gün, her Allah'ın günü aynı dersleri aynı saatlerde alıyorsunuz. Ve o dönem bittikten sonra başka 2 ders seçiyorsunuz. 2. dönem o 2 ders, 3. dönem başka 2 ders. Ama sürekli bir dönem ne kadar sürüyor? 2 ay sürüyor. 2 ay boyunca siz 2 tane ders alıyorsunuz sadece. Yani bence çok güzel bir sistem değil. Devlet okulları öyle değil mesela. Devlet okullarında bir sürü ders, yani bizim oradaki okullar gibi alıyorsunuz. Ama devlet okullarında şöyle bir şey oluyor. Ödev olmuyor. Çok nadir dönem ödevleri oluyor. Ve bir tane sınav oluyor. Bizim okulda da bir tane sınav var. Yani bence avantaj olarak sayabileceğimiz bir şey notlandırma sistemi. Çünkü notlara sınavlarla karar vermiyorlar. Hani sınavda ne bileyim doğru düzgün çalışamamış olursun, heyecanlanırsın, bir şey olur, hastasındır o gün. Düşük aldın mı bitti. Senin karnene o düşük not geçecek, sonra üniversitene o etki edecek. Burada öyle değil. Burada yaptığın ödevlerden puan alıyorsun. Mesela hoca sana diyor ki işte 500 kelimelik bir essay yaz. İşte 5 tane soru vermiş. Bunların cevaplarını bu 500 kelimelik essay'de kapsa. Sen bunların 4 tanesini kapsarsan mesela işte 40 üzerinden 35 alıyorsun, 30 alıyorsun. Yani öyle olduğu için bence bir avantaj. Onun dışında öyle teneffüsü 1 saat sürüyor ve o 1 saat içerisinde istersen dışarı çık, İstersen evine git gel. Bu olay iyi. Yani okul hapishane gibi insanları tutup hayır işte okul bitmeyene kadar çıkamazsın demiyor. Bu da bir avantaj olabilir. Sınav sistemi iyi. Sadece bir tane sınav alıyorsun dönem sonunda aldığın derslerden. Sınavlar 1,5-2 saat gibi bir şey sürüyor. Ama çok zor olmuyor. Ne öğrendiyse ne oluyor. Yani sürekli her konudan bir sınav olmuyorsun. Türkiye'deki gibi. Bir de abi OPE çekmek çok kolay. O da bir avantaj olabilir. Abi de ya bu bir avantaj değil, bu sadece bir gerçek, onu söyleyeyim dedim. Türkiye'deki öğretmenlerinizle ilişkiniz ile buradaki öğretmenlerle ilişkiniz bir olamıyor. Çünkü buradaki öğretmenler size sadece öğrenci gözüyle bakıyor, size şakalaşmıyorlar bile. Herhangi bir bağ kuramıyorsunuz. Hani Türkiye'de ben mesela öğretmenlerle biz hani okul dışında görüştüğümüz bile oluyordu öğretmenlerimizle. Böyle bir imkan yok. Yani seninle muhatap pek olmuyorlar ders dışında. Nasılsın şu dönemde? Ülkenden uzakta nasıl hissediyorsun? Türkiye'yi çok özledim tabii. Ya Türkiye'yi hem mekanları özledim, gittiğim yerleri, çünkü burada onlara benzer yerler yok. Hem havasını özledim abi, burada sürekli -5, -10 derece falan, yani sarmadı. Hava durumu falan çok kötü yani. Yemekleri özlemedim. Ben zaten Türk yemeklerine çok bağlı bir insan değilim. Yok kebap yiyeyim, yok gözleme, şu bu. Hani onlar değil ama arada bir zeytinyağlıları özlemedim değil. Arkadaşlarımı falan, hani ailemi, onları çok özledim. Aksanımı nasıl düzeltebilirim? Çünkü konuşurken Hintli gibi konuşuyorum. Yani bilmiyorum. Çünkü benim burada Türk olan arkadaşlarım var. 2-3 tanesi dışında çoğu Türk aksanıyla konuşuyor ve benden çok daha fazla İngilizce eğitimi almış insanlar. Hele bazıları işte 2 senedir, 3 senedir Kanada'da yaşayan Türk arkadaşlarım var. Türk tanıdıklarım var daha doğrusu ve Türk aksanları var. Nasıl burada yaşayıp da hala o aksandan kurtulamadılar bilmiyorum. Ama bunu nasıl düzeltirsin? Bence film izleyip böyle film izlerken ben psikopatım biraz. Ben bir şey kafaya koydum mu onu yapmaya çok uğraşırım. Ben şey biliyorum. Diziyi izlerken böyle her 10 saniyede bir durdurup oyuncunun söylediği İngilizce cümleyi onun söylediği gibi söylemeye çalışıp aksanını öğrenmeye çalıştığımı hatırlıyorum yani. Ama bilmiyorum siz bu kadar kasar mısınız? Ama bence bol bol İngilizce dizi film izlemek aksanını düzeltir. Çünkü orada duyarak hani kulak doygunluğuyla öğreniyorsunuz. En utanç verici anın. Shit got personal. Bir düşüneyim bunu ben. Ay hatırladım. Hele benim bir de TikTok'ta da bunun videosu var bu arada. Bilmiyorum bulamazsınız büyük ihtimalle, eskiden geçen yaz paylaşmıştım. Benim en utanç verici anım oydu. O gün bütün gün ağlamıştım. Günüm rezil olmuştu. Çok kötüydü. 13 yaşındaydım, tamam mı? Yani çok küçük çocuk gibi değildim bir de ben 13 yaşında. Biraz boyum falan uzundu falan. Abi bir kere işte Antalya'da Dolusu diye bir aqua park var. Bilmiyorum bileniniz var mı? Bir gün oraya gittik. Orada da bir tane kaydırak var. Böyle kayıyorsun. Kaydıktan sonra
Bir süre havada gidiyorsun, ondan sonra havuza düşüyorsun. Ben işte orada kayıyorum, ediyorum falan. Bir tane de benim yaşlarımda bir çocuk var. O da kayıyor falan. Şey dedi bana işte, ben ne yaparsam öyle kay falan. Okey, bu düz kayıyor, ben düz koyuyorum. Bu ters kayıyor, ben ters kayıyorum falan. En son çocuk öyle balıklama atlar gibi hani düz bir şekilde kaydı. Ben de öyle kayayım dedim. Benim üst bikinim orada kaldı. Yani benim üst bikinim, bikini üstüm kaydırakta kaldı. Ben havada şu şekilde kendimi toparlamaya çalışaraktan havuza düştüm. Ve düştüğümde de havuza çat şu şekilde düştüm. Öyle. Evet, bunu hatırlattığın için bana teşekkür ederim. Uzun zamandır aklıma gelmiyordu. Şimdi bütün hafta aklıma gelecek sanırım. Erkan'la yaptırdığınız swag dövmesi duruyor mu? Duruyor. Çok değişik bir şekilde. Yaptırdığımda çünkü bana şey demişlerdi. 3-4 aya silinir falan. Yaklaşık herhalde 1,5 yıl oldu. Da duruyor. Kaç kardeşsiniz? Biyolojik olarak bir tane kardeşim var. Kendisi 13 yaşında şu an. Geçen sene değil, ondan önceki sene annem evlatlık almaya karar verdi. İki tane kardeş evlatlık edindi. Bir tanesi 1,5 yaşındaydı ilk aldığımızda. Diğeri de 3 yaşındaydı. Öyle yani, şu an toplamda biz 4 kardeş sayılıyoruz. İngilizce konuşup öyle yaşamaya ne kadar sürede alıştın? Aslında hiç alışmadım çünkü burada hem Türkçe arkadaşlarım var aynen. Hem burada Türk arkadaşlarım var, onlarla çok Türkçe konuşuyordum. Yani okulda falan bir sürü Türk var. Yani benim sınıfımda vesaire. Ondan sonra oradaki arkadaşlarımla, erkek arkadaşım falan. Yani erkek arkadaşım sağ olsun, benim uzak mesafe ilişkim var. Kendisi Türk. Onunla konuşurken full Türkçe konuştuğumuz için ve günde en az 2 saat konuştuğumuz için ben full İngilizce yaşamıyorum. Hatta İngilizce'ye dönmek daha zor oluyor benim için. Yani böyle mesela telefonda konuşuyoruz biriyle Türkçe. Ondan sonra ben derse giriyorum, İngilizce'yi unutmuş falan oluyorum. Böyle bir hebele hebele kalıyorum. Yani öyle alışmadım. Ama şöyle diyeyim, buraya ilk geldiğimde İngilizce doğru düzgün konuşamıyordum. Çünkü abi İngilizce yazmak, İngilizce anlamak ve İngilizce konuşmak tamamen farklı şeylermiş. Yani ben okulum gereği ben bayağı iyi yazıyordum. Her şeyi anlıyordum. Hatta dizileri falan altyazısı izliyordum. Ama abi konuşma diye bir şey yokmuş bende. Ben çünkü burada kadın bana diyor ki işte yemeği işte mikrodalgada ısıtacaksın, yapabilir misin? Yes I can diyeceğim. Yes. Hani ve kalıyordum yani. Hani konuşması çok zormuş. 2 ay. 2 aydan sonra çözülüyor. Annenin mesleği. Okey. Annem ticaret yapıyor. Ev alıyor satıyor. Araba alıp satıyor falan filan. Sana 3 sorum var. 1. Burcun. Oğlak burcuyum. 2. Büyüyünce ne olacaksın? Umarım otel yöneticisi. İşte böyle hani 7 ay oldu. Ben İngilizce, Türkçe derken artık konuşamıyorum. İki dilde konuşamıyorum. Otel yöneticisi olacağım büyük ihtimal. Ya da organizatör. Hani fashion show yürüten, ne bileyim konserleri bilmem neyi. Genel olarak ama otellerdeki organizasyonları yönetmeyi düşünüyorum. 3. Müslüman mısın? Değilim. Ne olur gör. Gördüm. Yurt dışında nasıl arkadaş edindin? Yani insanlar zaten sıcakkanlı. Bir de bizim okulumuz karışık bir okul. Sadece hani Kanadalılar falan yok. Farklı ülkelerden bir sürü insan var. Çoğu da değişim öğrencisi. Herkes zaten arkadaş arıyor oluyor. Onun için yanlarına gidip normal konuşunca onlar da sana cevap vererek o şekilde arkadaş oluyorsun yani. Hani zor değil de. İngilizce nasıl geliştirdin? Özel bir kursa falan gittin mi? Asıl İngilizcemi ben hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta falan geliştirmeye başladım. O da hep dizi ve filmlerden gelişti. Bir de kitap okumak çok geliştirdi. Bir de benim okulum gereği bir sürü İngilizce ödev yapıyorduk ve dersleri de İngilizce alıyorduk. Öyle gelişti yani, lisede geliştirdim. Kanada'ya gitme fikrini ailene ilk nasıl söyledin? İşte ben bu IB'ye giriş yaptıktan sonra ve yapamayacağımı anlayınca mental bir çöküş yaşadım. Çok kötü oldum. Yapamıyorum hiçbir şeyi, istemiyorum. Ders çalışmak istemiyorum falan filan. İşte önce anneme söyledim. Annem zaten sıcak baktı. Babanla konuşalım falan filan dedi. Sonra babama söyledim. Babam direkt hayır dedi. Ondan sonra bir gün annemle otururken ben yine böyle krize girdim falan. Sonra annem görüntüler dedi babamı. İşte bak böyle böyle işte kız böyle bu durumda falan. Sonra ben babama dedim işte bir tane danışman şirket var. Hep beraber gidelim orada işte anlaşırsınız. Hani o an o şirket sana bilgi verir falan. Mantıklı gelmezse gitmem dedim. Şirkete gittiğimizde de şirket ikna etti yani. Bayağı bir bilgi verdi. Türkiye'de IB okumak mı yoksa yurt dışında İngilizce bir eğitim veren bir yerden mezun olmak mı dediğinde neredeyse eşdeğer olduğunu gördü. Onun için öyle kabul ettiler yani. O şekilde söyledim. Yurt dışına nasıl gittin? Gidebilmek için girdiğin bir sınav falan var mı?
Biraz bilgi verir misin? Yurt dışında okumak için önce bir tane ajans bulmanız gerekiyor. Ajans zaten sizin için her şeyi yapıyor. Sınav da şöyle, her okulun bir tane giriş sınavı oluyor. Ama zor olmuyor, sadece de İngilizce seviyeni falan görüyorlar. Neyse onun sınavına girdim işte. Orada da İngilizcem 12. sınıf seviyesi çıktı. Ben de dediler ki tamam 12. sınıfı okuyabilirsin. Öyle zor değildi aslında ama evrak işleri falan, bir sürü evrak işi vardı. Boyun kaç? 1.75. En son Türkiye'de ölçmüştüm. Şu an 7 ay geçti. Umarım uzamamışımdır. Yeter artık. Toronto'da seni en çok etkileyen şey nedir? Toronto'da beni en çok etkileyen şey... Adamı ne atıyorsun? Arabalar duruyor. Bilmiyorum ki. Toronto'da en çok beni ne etkiledi? Ya ben ilk geldiğimde her şeyden çok etkileniyordum. Yani böyle snaplerimi falan görüyorum. Burada arabalar işte böyle hareket ediyor. Ya da ne bileyim metrolarda şöyle şöyle. Yani her şeye çok etkileniyordum ama şu an düşününce ne etkiliyor beni? İnsanların özgürlüğü olabilir. Yani burada mesela Türkiye'de, İstanbul'da özellikle trafikte kavgalar çok oluyor. Bir yol verme adama ya da adam sana yol vermesi bir anda kavga çıkıyor. Yok işte sen misin bana yol vermeye bilmem ne. Hani ben duyuyorum arkadaşlarımdan filan da. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes o kadar kibar ve sakin ki. Yani herkes demeyeyim. %90 diyeyim. Çünkü burada da bazı sorunlar var. Bunu da anlatırım sonra. Yani sanırım herkesin saygılı ve kibar olması beni çok şaşırttı. Çünkü gerçekten modernler bayağı. Çok fazla soru var ve benim nefesim tükendi artık. Nerelisin söyle artık. Ben nereliyim? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Babam da İstanbul'da doğmuş büyümüş ama babamın babası Niğde'den İstanbul'a gelmiş. Yani Niğde'li mi oluyorum bilmiyorum. Anne tarafında göçmenlik var. Anneannem Selanik göçmeni. Dedem Makedonya göçmeni. Annem Akhisar'da doğdu diye hatırlıyorum. Bunlar bayağı bir karışık yani. Ama ben İstanbulluyum deyip geçiyorum. Kanada'ya taşınacak kişilere önerilerin var mı? Ya da keşke şunu yapsaydım dediğin şeyler. Ben Kanada'da yaşamazdım ama eğer taşınacaksan illaki önerim. Kanada'ya taşınacak kişilere önerim Kanada'ya taşınmamaları. Benim önerim şu olabilir. Kanada her zaman soğuk değil. Onun için yazlık kıyafetlerini benim yaptığım gibi Türkiye'de bırakma. çünkü ben buraya geldiğimde her şeyi baştan almak zorunda kalmıştım. Çok sıcaktı Ağustos'ta. Bayağı 32-35 derece falan yani. Bu da başka ne olabilir? Türklerden uzak dur. Türk Türk'ü gurbette düdükler diye bir laf var ya, o gerçek. Ben bunu yaşadım. Türklerden uzak dur. Hani gerçekten çok iyi bir insansa, gerçekten iyi tanıdıysan o zaman arkadaş belki olabilirsin. Ama genel olarak yabancı arkadaşın olsun. Valla daha iyiler. LGS'ye hazırlanıyorum. İleride tıpkı senin gibi yabancı ülkede okumak gibi ama imkansız geliyor. Ne yapmalıyım? Bana böyle uzmanmış gibi davranıyorsunuz. Ben böyle kendimi profesör gibi hissediyorum. Yani LGS'ye hazırlanıyorsan çok iyi hazırlan. Bir böyle St. Joseph, Alman Lisesi, St. Pusher'i falan o tarz bir okul kazanırsan zaten yurt dışı garanti. Ama onun dışında diyelim ki iyi gelmedi sonucun. Buraya gelmek zor değildi bu arada hani. Kendi imkanın varsa gelirsin yani. Kanada özellikle çok kolay kabul ediyor. Amerika zor çünkü vize vermiyor. Yaparsın yani, çok zor değil. Kanada'nın mı İngiltere'nin mi eğitim sistemi daha iyi? Ben nereden bileyim? Ben gerçekten hani bir şey bilmiyorum. Benim bütün işimi şirket halletti. 7 sülalemin karşı olduğu X'e sence dönmeli miyim kumsal aşkım? Arkadaşlar, X'ten next olmaz. Hiç İngiltere'ye gitmeyi düşündün mü? İngiltere'ye gitmek çok istiyorum ya. Çünkü kim gittiyse övüyorlar. Çok güzel yer işte, şöyle böyle. Oraya kesin bir gün gideceğim yani. O gitmem lazım, istiyorum. Ama hiç gitmedim. Bu güzelliğin... Eski en yakın arkadaşımın hoşlandığı çocukla sarılıp yatmak ihanet sayılır mı? Yo. Yani. Niye ihanet sayılsın? Sarılıp yatmışsın yani. O eskiden hoşlanıyor olabilir. Ama eskidenmiş yani. Okulunda zorbalık var mı? Okulunda zorbalık yok ama bazı milletleri sevmiyor. Mesela şey yok. Hani Müslümanlara karşı bir sıkıntı yok. Hatta gayet seviliyorlar. Ama mesela Asyalılara karşı biraz bir önyargı var bazı insanlarda. Önyargı demeyeyim de sevmeyenler var. Çünkü onların çok farklı bir kültürleri var. Yani mesela ben de pek iyi anlaşamıyorum. Çünkü fazla çocuksu davranıyorlar. Kız mesela 20 yaşında liseye geliyor ama hala da böyle arkadaşının üstüne atlıyor. Onu bunu yapıyor. Yani böyle ortaokul gibi davrandıkları için. Ama genel olarak öyle bir zorbalık yok yani. Kanada'da ulaşım şartları iyi mi? Değil. Toplu taşıma çok kötü. Bir kere güvenli değil. Çünkü metrolarda
Evsizler genelde ya madde kullanıyorlar ya deli oluyorlar, delirmiş oluyorlar ve insanlara saldırabiliyorlar. Hatta bana da saldırdı bir tanesi. Metroya gideceğim. Telefonumda Spotify'dan müzik arıyorum. Bir anda bir kadın boğazıma yapıştı, ne oluyor dedim. Çantamla dövmek zorunda kaldım. Ama iyi değil. Ayrıca çok fazla arıza yapıyor metrolar. Hani bir anda duruyor böyle. 20 dakika duruyor, ondan sonra düzeliyor. Metronun önüne atlayan evsizler falan var. Deliler var. Ya da intihar etmeye çalışan insanlar oluyor falan. Ve çok sık oluyor. Onun için iyi değil. Ve otobüsler hiçbir zaman zamanında gelmiyor. Hiç sevmiyorum. Bir de yani düşünsene, -10 derecede durakta bekliyorsun. Otobüs gelmiyor bir türlü. Toronto pahalı mı? Pahalı olan yerleri de var, ucuz olan yerleri de var ama Toronto öbür şehirlere göre daha pahalı diyebilirim. Yemekler falan, mesela bir burger yiyeceksiniz. Bir de burada menü olarak değil, sadece burger mesela. Ayrı ayrı satıyorlar genelde. İstersen menü yapıyorsun. Burger 12 dolar, 13 dolar. Yanına patates ve içecek de dahil edersen 5 dolar. 18 dolara falan yemek yiyorsun genel olarak. Kıyafet vesaire bilmem ne ortalama. Yani mesela Türkiye'deki Nike'tan buradaki Nike daha ucuz, o kesin. Yani bilmiyorum ama Toronto, yani evet, benim Kanadalı arkadaşlarım var, onlar şey diyor, pahalı. Hem Türkiye'de hem Kanada'da yaşayan bir arkadaşım var mesela, o da diyor Toronto pahalı. Seni kumsal yapan 3 özellik. Dengesizliğim. Ya dengesizliğim kötü anlamda demiyorum. Yani bir şey beğeniyorum, bir gün beğenmiyorum falan. Bir, dengesizlik. İki, neşe. Üç, açık sözlük olabilir. Fazla açık sözlüyüm. Öyle. Son sayfa galiba bu. Kanada'ya yeni geldim. Hızlı bir şekilde nasıl İngilizce öğrenebilirim? Dil okulları var burada. Dil okullarında bayağı hızlıca İngilizceyi geliştiriyorlar bayağı bir. Ama tabii ki istekli olman lazım ve öğrenmeye çalışman lazım. Dil okuluna kesinlikle git, eğer zamanın varsa. Kesinlikle dil okulu. Öyle hızlı geliştirsin. Ben kimi tanıdıysam İngilizce geliştirmek için o okullara gidiyorlar yani. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim, İleride şunu alacağım, işte şunu beğendim, bunu giymek istiyorum ya da şuraya gitmek istiyorum, şurada kahvaltı etmek istiyorum. Hani bunları söyleyip de cebimde yeterli olarak para olması, maddi gelirimin benim keyfi ihtiyaçlarımı her zaman karşılayabilecek şekilde olması. Aynı zamanda bu parayı da sevdiğim bir işten kazanmam en büyük hayalim. Açıklayabildim mi bilmiyorum ama çok vasat bir Türkçem var şu an. Erkekler tahmini ne zaman 45 kişiyle aynı anda aldatmayı bırakır? Ya sen karaktersiz saçma erkekleri buluyorsan, erkekler olarak bunu genelleme yaparak söyleme. Böyle bir şey yapma. Ama umarım düzgün kişiyi doğru yerde arayıp bulursun. Büyük ihtimal yanlış yerlerde aradığın için karşına şerefsiz çıkıyor. Öyle bir şey yok yani. Ah, bitti. Sonunda bitti, sorular bitti. Evet, umarım soru cevap videom sarmıştır. Umarım bunlara benzeyen başka sorular daha gelmez. Çünkü aynı sorudan 1000 tane vardı. Bir sürü geçtim. Bir de bazen abi istekleri görüyorum. İşte zaten ilk videomda hani şu Kanada'ya neden geldim videosunda ve bu videoda cevaplayacağım şeyleri böyle hani özelden mesaj atmış mesela. Diyelim ki Kanada'ya nasıl gittin? Abi ben boşuna mı YouTube videosu çektim? Biraz araştırma. Ne olur izleyin şu videoları ya, o kadar uğraşıyorum. Bir de hele bu videoyu hani böyle şey, 2 saat önce oturup çeksem mi ya? Üf, saçım da çok kötü, düzleştirmem lazım. Çeksem mi? Çekmeyeyim. Bugün de yarın yaparım. Hani bunu bir haftadır erteliyorum yani. Sonunda çektim. Bir sonraki videomda, şimdi benim dönmeme bir ay kaldı ya. Ben buradan birkaç şey almak istiyorum. Birkaç şey dediğim, bir tane valizimi full dolduracak kadar bir şey alacağım buradan. Çünkü Türkiye'de abi görüyorum, İnfluencerler falan paylaşıyor. Yok işte kargo pantolon buldum. Yok işte mükemmel bir elbise buldum. Abi çok kötü. Hani ben burada görüyorum, sokakta falan insanlar giyiyor. Yani sizin orada kargo pantolon dediğiniz şeyle buradaki kargo pantolon çok farklı. Yani yok, çok kötü yani. Ben buradan alıp öyle geleceğim. Çünkü hem orada daha fazla, yani çok pahalı oluyor. Hani bir pantolon ne kadar abi? Ne kadar oldu şu an? Çok pahalı. Levi's'a falan baktım. Bazı şeyler uçmuş yani. Buradan çok daha ucuza alabilirim. Onun için yarın öyle büyük bir alışveriş vlogu çekeceğim. Baya bir şey alacağım. Onun için takipte kalın. Bir sonraki videoyu bekleyin. Tamam o zaman. Bu videoda bu kadardı. 38 dakika olmuş. Ben bunu nasıl azaltacağım? Okey o zaman. Sizi seviyorum. Görüşürüz.